Merhaba değerli meslektaşlarım, değerli izleyiciler, 4. Dijital Eczacılık Zirvesi'nden merhaba. Bugün 9 Mayıs 2024, Türkiye'nin ilaç gerçeği başlıklı oturumdayız. Oturumumuzun konu Türkiye Eczacıları Birliği, önceki genel başkanlarından ve emekli milletvekili, İstanbul milletvekili Sayın Mehmet Domat, camiamızın çok yakından tanıdığı bir isim. Kendisine geldiği için çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Bugün ilacı konuşacağız. Her yönüyle ilacı konuşacağız. Türkiye'de, dünyada ilaç, biliyorsunuz ilaç alanında önemli gelişmeler oluyor, teknolojik gelişmeler oluyor. Pazarla ilgili, ilaç pazarıyla ilgili önemli değişimler oluyor, gelişimler oluyor. Dünyadan başlayarak Türkiye'de ilacı tartışacağız. Biliyorsunuz son yıllarda ilaç yokluklarını tartışıyoruz. Yeni moleküllerin neden Türkiye'ye gelmediğini tartışıyoruz. Arge ile ilgili ciddi tartışmalar var. İlaç Arge'si ile ilgili ciddi tartışmalar var. Diğer taraftan Türkiye'nin kendi bölgesinde bir gelecek tasarımında ilaca ilişkin bir ilaç üssü olacağına, ilaç dağıtım üssü olacağına ilişkin senaryolar var. Bütün bunların hepsini konuşacağız. Tabii ki kendi meslektaşlarımızı da konuşacağız. Eczacıları konuşacağız. Eczacılar ilacın neresinde duruyor, konumlanışları nasıl, güncel konumlanışları nasıl, enine boyuna konuşup irdelemeye çalışacağız. Ben hemen Sayın Domac'a dünyada neler oluyor diyelim, bir özet geçelim istiyorsanız Sayın Başkan. Dünyada ilaçta neler oluyor, bir oradan bir başlayalım. Buyurun lütfen. Önce çok teşekkür ediyorum böyle bir kongreye çağırdığınız için. Böyle bir konuyu da seçtiğiniz için, çünkü ilaç bizim ülkemizde her şeyi belirleyen unsurlardan bir tanesi. Özellikle bu alanda eczacıların durumu, dağıtım sektörünün durumu, ilaç sanayine yatırımın durumu gibi konuların çoğunu belirliyor. Şimdi değişimden bahsediyoruz. Dünya değişiyor. Dünyayı değiştiren kim? İnsanlar değişiyor. Evet. İnsanlar değiştikçe de yaşama biçimi değişiyor. Yaşam biçimi değişiyor. İnsanlar yaşlanıyorlar. Bağışıklık alanlarındaki sorunlar ortaya çıkıyor. Ve çevresel faktörler nedeniyle çok sayıda yeni hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve buna bağlı olarak da ilaç sektörünün yeni alanlara yönelik araştırmaları ve geliştirmeleri ortaya çıkıyor. Doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar insanların ilaç kullandığını biliyoruz ve sonuç olarak da bu alanın giderek daha kronik hastalıklara ve kronik hastalıkların tedavisi için yeni moleküllere ve zorunlu olarak da Arge'ye ihtiyacı var. Bu nedenle ilaç sektörünü tanımlayabilmek ve Türkiye'nin durumunu yerine koyabilmek için dünyadaki ilacın durumunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz bir ada değiliz ve biz dünyanın ortasındayız. Ve bu dünyanın ortasında olan ülke dünyadan direkt etkileniyor. Şimdi şöyle bir bakarsak, 2009 yılına gittiğimizde dünya ilaç pazarı $900 milyon civarında. Türkiye'de $9 milyar ilaç tüketiyor. Yani 2009 yılında. 2018 yılına geldiğimizde ise, öyle biraz atlayarak gidiyorum, aradakiler çünkü evet, çok vaktimizi alır. 2018 yılına geldiğimizde ise ilaç pazarı yine baktığımızda 2012 yılında yine $900 milyon civarında. Ama 2018'e geldiğimizde ise ilaç pazarı Türkiye'de $8 milyar düşüyor. $8 milyar düşüyor ilaç pazarı. Dolayısıyla ilaçta büyük bir daralma meydana geliyor. Dolar bazında ciddi bir daralma. Evet. Yani benim bahsettiğim her şey dolar bazında. Tabii çünkü Türk lirası bazında baktığımızda onu anlamlandıramayız. Bir anlamlı hale getiremeyiz. Biz 2009 yılında dünya ilaç pazarının %1'i bize ait. %1'i bize ait.
2022 yılına geldiğimizde ise dünya ilaç pazarının %48'i bize ait. Yani 2022 yılında Türkiye ilaç pazarı 7.7 milyar dolar. Ciddi bir daralma. Çok ciddi bir daralma var. 7.7 milyar dolarlık pazarda 91 dolar kişi başına ilaç tüketimi var. Efendim Yunanistan'ın 463 dolar ilaç tüketimi var. Arjantin'in 466 dolar ilaç tüketimi var. Hırvatistan saymıyorum. O çok daha fazla. Çünkü 10 milyar dolarlık ilaç tüketiyor. Ben Hırvatistan 4 milyon nüfusa sahip. O OECD ülkeleri ortalaması 600 dolar civarındaydı. O civarında. Evet, 600 dolar. Biz OECD ülkeleri içerisinde en az ilaç tüketen ülke durumundayız. En az ilaç tüketen ülke durumundayız biz. Ayrıca 2012 yılına baktığımızda, 2009-2012 yılına baktığımızda Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %1,6'sını ilaca ayırıyoruz biz. %1,6'sını ilaca ayırıyoruz. Şu anda gayri safi milli hasılamızın, yani 2022 yılında gayri safi milli hasılamızın sadece %89'unu ilaca harcıyoruz. Genel olarak baktığımızda Amerika'yı söylemiyorum. Efendim Portekiz'i söylemeyeyim. Amerika 2,6'sını gayri safi milli hasılarına ayırıyor. Portekiz 2,4'ünü ayırıyor. İspanya 2,3'ünü ayırıyor. Biz %89'unu ayırıyoruz. Dolayısıyla biz ilaç alanından büyük ölçekte kopuyoruz. İlaç alanından büyük ölçekte kopuyoruz. Çok önemli bir tespit. Evet, büyük ölçekte kopuyoruz biz ilaç pazarından. Şimdi burada arada bir meslektaşlarıma da gönderme yapayım. Bunu detaylı anlatacağım meslektaşlarıma. Onlar sorun yaşıyorlar. Sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Haklılar ama o sorunun kaynağını pek fazla bilmiyorlar. Sorunun kaynağı siyasettir. İlaç üzerinde uygulanan siyasettir. İlaç üzerinde uygulanan baskılardır. İlacın çok daha az para harcanması için uygulanan politikalardır. Bir anlamda tasarruf yapmaya çalışıyor siyaset kurumu. Siyasetçiler tasarruf yapmak isteyebilirler ama bilmeleri gereken en önemli konu ise sağlıktan tasarrufu olamayacağıdır. İlaç öyle bir üründür ki yerine başka bir ürün ikame edilemez. Onsuz olunmaz. Dolayısıyla ilaç öyle bir ürün ki ekin olmalıdır, bulunabilir olmalıdır. Ve arandığında herkes tarafından bulunan değeri uygun olmalıdır. Böyle baktığımızda ilaç pazarı giderek daralıyor Türkiye'de ve bu daralma sektörün tümüne yansıyor. Yani üreticiye yansıyor, dağıtma yansıyor ve eczacılara yansıyor. Ayrıca vatandaşa yansıyor. Vatandaşa yansıyan bölümünü anlatacağım ileri bölümlerde, konuşmanın ileri bölümünde. Şimdi bunu tersine çevirmek lazım. Peki bu nasıl bu hale geldi? Hangi önlemlerle bu hale geldi? Bir ilaç fiyat kararnamesiyle bu hale geldi. Aslında çok özür dilerim Sayın Başkan, kesiyorum. Kutu bazında da artıyor aslında, dolar bazında. Bunu da söyleyeyim. İş yükü de artıyor. Onları da söyleyeyim. Türkiye 2 milyar 800 milyon kutu ilaç tüketiyor. Ve Türk pazarının ilacın değer olarak kutu bazındaki değeri 2.4 dolar. İspanya'da 11 dolar, Portekiz'de 10,1 dolar, Almanya'da 6 dolar, Fransa'da 6,7 dolar. Kutu başına değeri. Orası da Türk pazarında çok fazla ilaç üretiliyor, doğru.
Umarım değer olarak çok düşük bir değere sahip. Bu başka veriler de var şüphesiz burada. Mesela o verilerden bahsedersek, buraya diğerlerini getirdim, oradan almaları mümkün değil ama buradan şöyle gösterebilirim. Mesela 2012'de biz 9 milyar dolar tüketirken, kim daha aşağıda tüketiyormuş bakalım. Meksika bizden aşağıda 8 milyar dolar. Venezuela 7, Polonya 6, Belçika 6, Arjantin 6 milyar dolar. 2017'ye geldiğimizde biraz farklılaşıyor. Ama 2022'ye geldiğimizde Arjantin 14 milyar dolara çıkıyor. Belçika 9 milyar dolara çıkıyor. Efendim buna bağlı olarak diğer ülkelerde bizim çok önümüze geçiyorlar. O ülkelerde ilaç tüketimi dolar bazında artarken bizim ülkemizde ilaç dolar bazında düşüyor. Peki biz o sırada ne kadar artıyoruz yılda kişi sayısı olarak? Evet. Biz yaklaşık yılda 1 milyon artıyoruz. 1 milyon artıyoruz. 2017 ile hesaplarsak ne yapar? Yani 2007 senede 7 milyon artmışız ama ilaç bazında düşmüşüz. Ciddi ölçüde ilaç bazında düşmüşüz. Dolayısıyla biz artan nüfusa karşı gelen ilaç artma oranını tersine çevirmişiz. Anormal bir pozisyona gitmişiz, düşmüşüz. Şimdi böyle baktığımızda bizi bu duruma getiren nedir? Bizi bu duruma getiren öncelikli olarak 2009 yılından başlayarak 2013 yılına kadar süren global ilaç alımıdır. Global bütçe. Global bütçe üzerinden ilaç alımıdır. Yani o 4 yıllık süreç içerisinde ilaç fiyat olarak hiç artmamıştır hemen hemen. Hiç artmamıştır. Ve oradan başlayan bu darbe ta bugünlere kadar varmaktadır. Peki nedir buradaki durum? Şöyle söyleyelim, ilaç fiyat kararnamesi başlangıçtaki kararnameden vazgeçilmiştir. Her fiyat döneminde pazarlık yapılarak yeni bir uygulama getirilmiştir. Dolayısıyla ilaç fiyatları aşağıya doğru inmiştir. Birincisi bu. Aslında ilaç fiyat kararnamesi bizde başlangıçta yazıldığı gibi uygulanmıyor. Kesinlikle uygulanmıyor. Tamam. Birincisi bu. İki, İlaca fiyat verirken yapılan fiyat vermedeki baskı. Yani daha Sağlık Bakanlığı'ndan fiyat verirken fiyat üzerine baskı uygulanır. Üçüncü aşama ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaç firmalarıyla yaptığı pazarlık. Evet. Orada da bir pazarlık ortaya çıkıyor. Orada da ilacın üstüne bir baskı uygulanıyor. Dördüncü ise bunu açalım mı? Sayın Başkan, Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı baskı özel kamu kurumu iskontolarını kastediyor. Yani sen ilacına 100 birim fiyat alıyorsun, Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki ben 40 birimden alırım. Evet. Yani böyle baktığı zaman üzerinde baskı. Bu da yetmiyor. Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tedbiri var. SUT. SUT'ta da her ilaca göre özel bir ödeme sistemi ve reçeteyi yazma sistemi var. Orada da bir baskı, orada da bir engelleme söz konusu. Ha, bu engelleme bilimsel alana dayanıyorsa buna hayır demek mümkün değil. Buna hayır demek mümkün değil. Ama bu bir keyfi olarak uygulanıyorsa bunu baştan reddetmek gerekiyor. Üstelik burada oradaki uygulamalarda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı uygulamalarda Sağlık Bakanlığı ile ters düştüğü uygulamalar da oluyor. Tabii. Sağlık Bakanlığı çok onaylamadığı uygulamalar oluyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Tabii çok olur. Genel olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu bu işte başarılı olur. Evet, onlara iyi oluyor. Parayı ben veriyorum de. Parayı ben veriyorum diyen kurum parayı kimden aldığını unutmaktadır bu durumda. Yani parayı o veriyordur da parayı kimin parası? Parayı Sosyal Güvenlik Kurumu'na kim veriyor? Sosyal Güvenlik Kurumu parayı o hizmeti alanlar veriyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da işçiler veriyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun üyeleri memurlar veriyor.
emekliler zamanında vermişti, bankrolar veriyor. O havuzda para yine o hizmete alanların verdiği primlerle birikiyor. Şunu da belirtmek isterim, çoğu kişi bilmez. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık ödemeleri, özellikle ilaç ödemeleri açık vermez. Bu hep tersi bilinir kamuoyunda. İlaç ödemeleri sübvanse ediliyor şeklinde ama evet, işin gerçeği o değil. Sosyal Güvenlik Kurumu devlet tarafından, yani hazine tarafından finanse edilir, doğru. Dünyanın her ülkesinde finanse edilir. Danimarka'da, Norveç'te, İsveç'te, bütün ülkelerde sosyal güvenlik kurumları hazine tarafından finanse edilir. Çünkü bir sosyal devlet sosyal hizmetini bu kurum vasıtasıyla gerçekleştirir. O da hazineden aktarılan paradır. Türkiye'de yaklaşık %25-30 civarında sosyal güvenlik kurumundan para aktarılır. Ama bu sağlık ödemesi için değil. Evet, bu emeklilik ödemesi içindir. Emeklilik alanına para aktarılır ama sağlık alanı artırılır. Sağlık alanı artırılır. Şimdi yaklaşık ilaç üzerindeki baskıları, ilaç üzerindeki politikaları söyledikten sonra devlet sağlık alanında politikalarını kurarken halkın yararını öncelikli düşünmek zorundadır. Sağlığın tek elden yönetilmesi doğrudur ve sağlık alanında devletin politikalar uygulaması doğrudur. Çünkü devlet vatandaşın sağlığından sorumludur. Sorumlu olan devlet vatandaşın sağlığını koruma ve vatandaşın sağlığını geliştirmek, sağlıklı yaşamını artırmak için çaba harcamak zorundadır. Baskı yaparak onun sağlığının ilacından tasarruf etmek durumunda değil. Olmaması gerekir. Olmalı. Değildir yani. Şimdi sosyal güvenlikte ilaç harcamaları son 2023 yılında şöyle bir. Oradan girdik de orayı bitirelim diye söylüyorum bunu. Sağlık harcamasının %34'ü ilaç harcamasına gitmektedir. Ben sağlık harcamasından bahsetmeyeyim. Başka bir zaman konuşuruz uzun. Burada yani 178 milyar 230 milyon liradır. 178 milyar 230 milyon. 2023 yılı. Tabii sosyal güvenliğin istokları yok bu işte. Direkt ödenen paradan bahsediyorum ben. Direkt ödenen paradan bahsediyorum. Çünkü öyle bir hesap yaparsak oradan sanki para çokmuş gibi gelebilir ama öyle değil. Şimdi sosyal güvenlikte en önemli sorun Türkiye'nin hekime gitme sıklığı dünyada 3. sırada geliyor Türkiye. Hekime gitme sıklığı açısından. Yani Türkiye'de bir Türk vatandaşı yaklaşık 8,4 kez yılda hekime gidiyor. Ve bu ciddi ölçüde reçete sayısını artırıyor. Ciddi ölçüde artırıyor. Reçete rakamları da var. İşin rakamlara boğmayayım diye söylemiyor. Kaç reçete yazılıyor, nereden yazılıyor falan. Bunun içerisinde en büyük rakam 41 milyar Türk lirasıyla kanser ilaç alındı. 41 milyar. Yani yaklaşık 178'in 4'te biri veya işte %20'si kanser ilaçlarına gidiyor. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi dönelim Türkiye'deki ilaç sanayinin diğer yapısına. Türkiye yaklaşık 717 tane şirketi olan bir ilaç sanayine sahip. 717 şirketin 109 üretim yeri var. 109'unun üretimi var. 12 tane de ekran madde üreten var. 6 tane de işte bu beslenmeye yardımcı ürünler dediğimiz, gıda takviyesi dediğimiz yerlerin üretimi var. Onların ilaçın içine koymuyoruz tabii onlar. GMP'ye tabi olmadıkları için. Evet, onlar ayrı bir sektör. Yapıdan geliyorlar.
Şimdi bu ilaç pazarındaki, ilaçtaki durum bu. Peki ilaçta kaç kişi çalışıyor? Yani ilaç sanayinde kaç kişi çalışıyor? 47.500 kişi çalışıyor ilaç sanayinde. 47.500 kişinin 800 kişisi eczacı maalesef. Yani 47.500 kişinin 800 kişisi eczacı. Yalnızca 800 kişi. Yalnız yıllardır kanayan yaramızdır. Bu hep söyleriz. Evet. Buradaki sorun eczacılardan da kaynaklanıyor, ilaç sanayinden de kaynaklanıyor, ülkenin genel durumundan da kaynaklanıyor. Bu başka bir fasıl. Yani şöyle başka bir fasıl. Bunu oturup uzun uzun tartışmamız lazım. Neden böyle oluyor o? Bunu neden böyle oluyor tartışmaya kalkarsak eğitimden başlayacağız. İnsanımızın çok analizine kadar gideriz. Çok farklı dinamikler var tabii. Evet, şimdi ilaç pazarı Türkiye'de söyledik. Peki bu ilaç pazarındaki ilaçların durumu ne? Yani yüzde kaçı eşdeğer ilaç, yüzde kaçı orijinal ilaç, yüzde kaçı reçetesiz ilaç, yüzde kaçı işte orphan drug yetim ilaç falan. Dünya ölçeğine baktığımızda şöyle, dünya için jenerik ilaç %30'larda, orijinal ilaç %55'lerde, efendim reçetesiz ilaç %10'larda, orphan drug'lar yani yetim ilaçlarda %10'larda. Peki bizde böyle mi? Bizde böyle mi? Bizde biraz daha farklı. Farklı. Çünkü biz orphan drug'lara hiç aldırmıyoruz. Şimdi onu anlattım daha sonra niye aldırmadığımızı. Çok aldırmıyoruz orphan drug'lara biz. Yani çok az sayıda var, onlardan bahsedeceğim. Biz reçetesiz ilaca da çok fazla girmiyoruz biliyorsun. Bizim ilaçlarımızın %90'ı, %95'i. 90'ın üzerinde. 95'i reçete. Reçetelidir, reçetesiz ilaç değildir. Ama bizde şunlar var. %55 civarındaki rakam bizde %60'lara geldi. Orijinal ilaçlarda. %30 civarında olan jenerik ilaçlar bizde %34-35'lere çıkıyor. Orphan drug'lar %2'lerde, 3'lerde, 2'lerde diyebiliriz. Şeylerde ise reçetesiz ilaçlarda %4'lerde, 3'lerde falan. Şimdi ilaç birebir dünyayla uğraşmıyoruz. Çünkü biz reçetesiz ilacı Türkiye'de istemedik. Orphan drug'lara da yetişemiyoruz. Yani onunla ilgili hiçbir düzenlememiz yok. Bunlardan bahsedeceğim. Peki, ilacı böyle global olarak konuştuktan sonra esas konuşmamız gereken ilaç hakkında bir konu var. İlaç etken maddeden başlar biliyorsun. Evet. İlaç etken maddeden başlar. Farmasötik kimya, analitik kimya, organ kimya falan okur eczacılar. Değil mi? Sen de okudun. Okurlar. Bunlar fakülte bittikten sonra bu alanda yok olur. Maalesef bu alandan yok olur. Neden? Çünkü Türkiye'de etken madde üretimi çok sınırlıdır. Çok düşük. Çok sınırlıdır. 2017 yılında yapılan öyle bir araştırma, tam da araştırma denilemez ama bir araştırma diyelim. Araştırmaya göre 70 tane ilaç etken maddesinin Türkiye'de üretildiği tevatür edildi. O tartışma. Evet, tevatür edildi. 70 tane. Ben ciddi olarak baktım. Türkiye'de etken madde üretimi 22 adet. Yani gerçek üretim o kadar. Evet, yani 20. Gerçek üretim. 22 adet. Dünya etken madde dediğinde dünyanın aklına ne geliyor? 7500 adet etken madde geliyor dünyada. Türkiye'de etken madde dediğimizde de 1200-1300 civarında etken madde aklımıza geliyor. Şimdi buradaki çıktı. 1200 etken madde ilaca dönüşmüş. Türkiye ilaç sektöründe ilaca dönüşmüş. Evet. Yani 8448 adet müstahsara dönüşmüş. Evet, Yani böyle baktığında oraya dönüşmüş vaziyette. Şimdi bizim buradaki çıkmazımız ne? %95'ini ithal ediyoruz etken maddenin biz. Daha baştan dışarı bağımlı. Evet.
Sifta adım bir, başlıyoruz. Diyoruz ki biz dışarı bağımlıyız, etken maddemizi alacağız. Hem de çok büyük ölçüde bağımlıyız. Çok büyük ölçüde alacağız. Yeri gelmişken söyleyeyim, Türkiye 5 milyar dolarlık ithalat yapıyor. 5 milyar dolar. Etken madde değil, mamur ve etken madde anlattı. Yardımcı maddeler. Üretimimiz ne? Üretimde 7, yani baktığımız zaman 7-10'da 5 milyar üretiyoruz. Yani ithal ediyoruz. Yani biz tamamen dışarı bağlamışız. Ben Eczacılar Birliği Başkanlığı yaptım, sen de söyledin başta. Eczacılar Birliği yasası diyor ki, yerli ilacın geçerliliğini koruyacağız. Yerli ilacı sağlamamız lazım. Yani kanun diyor ki, yerli ilacın geçerliliğini koruyacaksın. Onun için ben patente karşı olmak için yıllar yılı uğraştım, mücadele ettim patente karşı olmak için. İyi ki yapmışım. Şu anda pazarın %15'i patentli ilaç. İyi ki yapmışız. %15'i değil de çok daha fazlası olsaydı çok daha farklı bir yoluna gelirdik. Şimdi bizim ne yapmamız lazım etken madde konusunda? Bu alanı teşvik etmemiz lazım. Desteklememiz lazım. Devletin desteklemesi lazım, o kesin. Türkiye'de ilaç üreticilerine de görev vermemiz lazım. Ben 100 kadar ilaç üretiyorum, bir tanesinin etken maddesini üretmiyorum. Bana görev verilmesi lazım. Bana denilmesi lazım ki sen kullandığın etken maddenin %5'ini üreteceksin. Yurt içinde üreteceğim, bize ait olur. Evet, %5'ini üreteceksin. Türkiye'de ilaç zorluğu çıkıyor, ilaç darlığı çıkıyor. Daha çok satın alamamak yüzünden, etken maddeyi satın almamak yüzünden ve etken maddenin dönüm fiyatının anormal artması yüzünden. Dolayısıyla Türkiye'deki üreticilere bir taraftan görev vereceksin, bir taraftan da etken madde üretmek isteyenleri teşvik edeceksin. Darlık çıkıyor, bir de üstüne üstlük biliyorsunuz Sayın Başkan, son dönemde son 1-2 yıldır ilaç çekmeye başlayan küresel şirketler oldu. İlaç tabii, çekmeye başlayan. Tabii. Yani Türkiye ilaç sektörüne ilacın çekmeye başlayan Türkiye'de, Türkiye'de 37 milyon dolar yabancı sermaye Türkiye'den çıktı ilaç alan. 37 milyon dolar çok para değil diyeceksin ama bunun çıkışı diğerlerini etkiliyor. Evet. Diğer gelecek olanları etkiliyor. Efendim, şimdi şöyle söyleyelim, ilaç pazarının durumunu az çok belirledik. Ne kadar vaktimiz var bir de bakıverdi, ona göre son 10 dakikamız Sayın Başkan. Ben hiçbir şey anlatmadım ya. Özür dilerim. Şimdi, evet. Yavaş yavaş şeye mi gelsek, çözüm önerilerine mi gelsek? Çözüm önerilerine geleceğiz. Gelmeyen moleküller meselemiz var. Onları da konuşalım. Şimdi teknolojik onlar dünyada yükseliyor, onu böyle çalışıyor. Uzun anlatacağım. Şimdi bu gelmeyen ilaçlar biyoteknolojik onu biraz alalım gibi de onun için söylüyorum. Biyoteknolojik ilaçlarla ilgili bir... Evet. Ve yeni işte şeylerin tedavi yöntemlerini uygulayan en alttaki ülkeyiz. Evet, en alttaki ülkeyiz biz dünyada. Bakın EMA, Avrupa Birliği Eczacı İlaç Ajansı 168 yeni ilaca ruhsat vermiş. 168 yeni ilaca. Ne zaman? 2018'de 2021 yılı arasında. 168 yeni ilaç. Kaç tanesi bizde? Şimdi efendim bizim bu 2018 ile 2020 yılı, 21 yılı arasında hiçbiri yok bizde. Yani o 2018'in çok üzücü hakikaten. 2021 yılında hiçbiri yok bizde. 2023 yılına geldiğimizde ise bunların 10 tanesi bizde. 168 ilaçlar yok. 10 tanesi bizde.
Şimdi vatandaş bunu talep ediyor. Vatandaş bunu istiyor. Fakat bu ilaçlar piyasada yok. Hekimde yazıyor. Hekimde yazıyor zaman zaman. Evet yazıyor. Yazıyor. Bu ilaçlar piyasada yok ve gel. Dolayısıyla biz yeni ilaç konusunda, yeni tedavi konusunda dünyanın en geri kalmış kısmında bulunuyoruz. Bu yürekler acısı bir durum. Evet, gerçekten yürekler acısı. Şimdi gelelim yetim ilaçlara gidelim. Şimdi yetim ilaç ne demek? Yetim ilaç, bunlar nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlar. Konusu da gerçekten felaket bir durumdayız. Bunlar nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlar, 5 milyon kişi orası bilinmiyor tabii ne kadar nadir hastalık var ki öngörülüyor. Tahmin bunlarda. 5 milyon kişi bu yetim hastalığı, bu hastalıklara olduğu söyleniyor. Yetim ilaçların nadir çalışması çok uzun ve çok masraflı ve çok pahalı. Ortaya çıkarılması çok uzun bir süre alıyor ve Avrupa Birliği İlaç Ajansı'ndan 2019'da 21 arasında 61 ilaca, yetim ilaca ruhsat veriliyor. 61 ilaca ruhsat veriliyor. Bunların hiçbiri o sürede Türkiye'de yok bunun. Türkiye'de sosyal güvenlik tarafından karşılanmıyor ve Türkiye'de yok da ve hekimlerde yazıyorlar. Ve 2023 yılında 4 tanesine izin sağlanıyor. O da yurt dışı ilaç listesine yazılarak. Dolayısıyla şöyle bir bakalım. Yeni ilaçta yokuz. Yetim ilaçta yokuz. Şimdi şeyden bahsedeceğim, biyoteknolojiden bahsedeceğim. Orada neler olduğunu söyleyeceğim. Burada yokuz. Tabii ki bizim ilaç tüketimimiz 8 milyar dolarda kalıyor. Evet. Bir taraftan da ilacın üstüne baskı yapacağız. Tabii ki orada kalırız biz. Orada kalmaktan öteye, gayri safi milli hasıladan da harcadığımız para az. Çözüm önerilerinde bunları söyleyeceğim. Şimdi esas meseleye gelelim. Çünkü bu esas mesele, esas sorun, ben meseleyi fazla kullanmam da, esas sorun değişen dünya koşullarına uygun olarak ilaca erişmek ve Türkiye'deki ilaç sanayini ona göre dizayn ettik. Evet. Bu da biyoteknoloji ve nanoteknoloji. Biyoteknoloji ve nanoteknoloji, evet. İlaçlar geleceğin tedavisi olarak. Evet, geleceğin tedavisi. Peki, bu bölüm 44. Büyük Kongre'de yaptığım konuşmanın metni. Sana vermedim mi? Valla biliyorum. Biliyorum size. Orada diyorum ki ben, arkadaşlar ben size biyoteknolojiyle ilgili çok şey anlatabilirim ama biyoteknolojinin şu anki Türkiye'deki durumunu anlatayım size diyor. Ve Türkiye'deki durumu şöyle biyoteknolojinin, pazarın %25'lerine varacak 2024 yılında biyoteknoloji ilaçların, pazarın %25'ine varacak. Çok ciddi bir oran. OECD'de %35,3. Efendim, Avrupa Birliği'nde ise %29,9'da şu anda. O biyoteknoloji ürünü ilaçlar. Peki biyoteknoloji ürünü ilaçlar hangi alanlara yönelik daha çok pazarda bulunuyor? %49'u kanser. Pardon, %45'i kanser, onkolojik ilaç. Diyorsun ya onkolojik ilaçlar. Evet. %21'i TNF. Bu TNF'nin ne olduğunu arkadaşlar bilir ama ben yine söyleyeyim. Tümör nekrozis faktörü bu. Yani daha çok romatolojide, romatoid artritte kullanılan ilaçlar bunlar. Aslında mucizevi ilaçlar olarak başlanmıştı, anıldı bunlar. Ve gerçekten de çok yararı görüldü. Çok faydalanıldı bunlardan. Alfa inhibitörleri bunlar. TNF alfa inhibitörleri. Bunun dışında bir de rahim duvarını kalınlaştıran ilaçlar var. Bunu
Türkçe böyle anlatabilirim. Aslında bunlar büyüme hormonları. Yani tüp bebek yapımında kullanılan ilaçlar %8, %7'si insülin ve bir de rekombinant eritropoyetinler var %8 civarında ve diğerleri. Şimdi biz bunların %25'ini, Türkiye'de pazarın %25'i bunlar. Türkiye'de imal ürünlerinin ne kadar sence biliyor musun? 9 adet imal ürün. 9 adet. Bunu kapatayım. 9 adet. 9 adet biyoteknoloji ürünü imal ediliyor. 49 formu var bunların. 37 adet 119 formda da biyobenzerler var. 132 adette orijinal biyoteknoloji ilaçları var. Şimdi pazarın 1,5 milyar doları bunlara gidiyor şimdilik. Evet. Ama ben 6 yıllık süreç içerisinde bunların %50'lere varacağını hesaplıyorum. Hadi Türkiye'de 10 yıllık süreçte %50'lere varacağını hesaplıyorum. Bu alan ciddi ölçüde sıkışacak eczacılar için. Hı. Çünkü önemler orada gelecek bir problem bizi kalıyor. Şimdi bununla ilgili önerilerimi söyleyeyim. Ne yapmak gerekiyor? Sayın Başkan, vallahi bitmek üzere. 2-3 dakikamız kaldı. Evet. Yani bir bilgiler çok önemli, çok değerli. Ama şöyle yapalım, başka bir zaman bir geniş bir program yapalım. Sadece söyleyeceğim. Fiyatlandırılmasını değiştirmesi lazım biyobenzerlerin. SGK'da pazarlık yapılmaması lazım. Pazarlık yapıyorlar. Bu ilaçlara dahi %30 indirin diyorlar. Ruhsatlandırmada uzun bir süreye varıyor. Türkiye en ayak uygun bir ruhsatlandırma sistemini belirlemiş vaziyette. Ama biyoteknolojide gelişen ülkeler kendi ruhsatlandırma sistemini belirsediler. Onlar Singapur, Güney Kore böyle yaptı. Çin de öyle yaptı. Hepsi öyle yaptı. Biz de kendimize uygun bir ruhsatlandırma yapmamız lazım. Bu alanda teşvikler ve destekler çok sayıp artması gerekiyor. Nitelikli insan gücü yok. Nitelikli insan gücü yok denecek kadar az. Bunun için de Türk Eczacıları Birliği Biyoteknoloji Master ve Doktorası yapacak. Bir biyoteknoloji enstitüsü kurup orada eczacıları yetiştirecek bir sistem kurmalı diye düşünüyorum ben. Evet, biyoteknoloji ile ilgili söyleyeceğim bir cümle daha var. Genden başlayanlar için ayrı bir teşvik. Konak hücreden başlayanlar için ayrı bir teşvik. Bir de hazır proteini getirip ambalajlayıp satanlar için teşvik vermemek lazım. Onu da söylemekte yarar var. Evet. Şimdi geldiğimizde... Sayın Başkan, toplamak zorundayız. Beni sıkıştırıyorlar burada. Evet, nedir? Şimdi topladık. Türkiye'de ilacın gerçek anlamda piyasada bulunması, alanın üretenleri, dağıtanları ve hastaya verenlerin ve hastaların mutlu olabilmesi için Türkiye'deki ilaç fiyatlandırma sistemini, geri ödeme sistemini, efendim pazarlık sistemini sizin baştan ele almak lazım. Alanın yetkilileriyle tartışıp evet, Türkiye'ye uygun bir sistemi yeniden kurmak lazım. Bunu da politika üreticilerine buradan aktarıyorum. Bu politika böyle gidemez. Bu eklektik yapılabilir ve sonra bir yetkiler toplar, artık toplanamaz. Biz ilacı kaybetmemeliyiz. Halkın yararı için, hastanın yararı için yeni ilaca ve gelecekteki ilaçlara açık olup Türkiye'yi ihracat yapan, üretimi ciddi ölçüde artıran, yatırımı ciddi ölçüde arttıran 85 milyonluk bütçeye yakışır bir ilaç sistemi kurmamız. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. İlaç sektörü, Türkiye'nin ilaç düzenini sil baştan, evet, ortak akılla yeniden üretmek lazım. Yeniden dizayn etmek lazım. Değerli meslektaşlarım, değerli izleyenler, aslında çok uzun bir konu, çok enine boyuna konuşmamız gereken bir konu ama vaktimiz de sınırlı.
Sayın Türk Eczacıları Birliği önceki başkanı, İstanbul emekli milletvekili Sayın Mehmet Domac'a çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Türkiye'nin ilaç gerçeğini konuşmaya çalıştık, sınırlı bir zaman diliminde de olsa. Ama Sayın Domac'ın verdiği bilgilerin, yaptığı tahlillerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte bu konuyu daha da detaylarıyla, öyle görünüyor ki, çok daha uzun bir süre tartışacağız. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Domac'a. Dijital Eczacılık Zirvesi'nden iyi akşamlar dilemek istiyorum ben. Bundan sonraki oturumlar için arkadaşlarım bekliyor. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu arada söylemek zorundayım. WhatsApp'tan çok sayıda soru geldi. O soruları Sayın Domac'a iletemediğim için sizlerden, hepinizden özür diliyorum. Vaktimiz kalmadı. Bir cümlesi. Buyurun Sayın Başkan. Türkiye'de ilaca gayri safi milli hasıladan 8.9 ayrılıyor. Bu %1.3'e çıkarılması gereken bir durum. %1.3'e çıkarılması gerekiyor gayri safi milli hasıladan ayrılan. Peki, kapatmak zorundayız. Aslında gerçekten çok değerli bilgiler, konuşmamız gereken çok şey var ama kapatmak zorundayız. Hepinize izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın şimdilik. İyi günler.